İstanbul Medipol Üniversitesi'nin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen COVID-19 seminerlerinin dördüncüsü ve şu an için planlanan sonuncusuna hoş geldiniz diyeyim. Genel itibariyle bugüne kadar hem ekonomik tarafı ele almaya çalıştık. Geçen hafta istihdam piyasaları üzerine etkileri derinlemesine bir şekilde ele aldık. Bu hafta biraz daha işin finans tarafına ağırlık vereceğiz. Yine genel olarak COVID-19'un ekonomik yansımalarını hem küresel açıdan hem Türkiye ekonomisi açısından konuşacağız ama hani bugün biraz daha finans piyasalarına daha fazla ağırlık vererek programımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle Profesör Doktor Vedat Akgiray. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve Sermaye Piyasaları Kurulu'nun bir dönem başkanlığını yapmış çok değerli bir akademisyen. Ben en azından bu yola çıkarken örnek aldığım birkaç hocamızdan bir tanesiydi kendisi. Bu açıdan da benim için değerli bir oturum bu. Dediğim gibi tekrar ekonomik meselelere bir giriş yaparak ben sözü hocama vermek istiyorum. Hocam her krizin nevi şahsına münhasır bazı özellikleri vardır ve hep şu tekrarlanır. Ya bu sefer farklı. Şimdi çok belki bir neslin veya birkaç neslin ilk defa yaşadığı çok boyutlu bir krizle karşı karşıyayız. Yani işin bir arz tarafı var. Bir talep şoku var ve finans piyasalarında bir serbest düşüş var. Hani siz bu krizi nasıl okuyorsunuz? Bu defa farklı diyor musunuz? Hocam deyip sözü size vereyim ben. Nurullah, teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Bu kriz çok farklı çünkü ilk defa bir krizi evde oturarak geçiriyoruz bir kere. Bizim açımızdan bayağı farklı. Asıl tarihe gidersek, yani bilinen yazılı finans ekonomi tarihinde tam böyle bir kriz hiç kaydedilmiş değil, bilinmiyor. Çünkü malum, yani virüsün tetikleyen dışsal faktör bir virüs oldu, krizi tetikleyen. İnsani bir şey. İnsanlar hasta oluyor, ölüm korkusu var, ölenler var, üzülüyoruz, endişeleniyoruz. O başlattı krizi ve durgunluğu. Ekonomiler aniden durdu. Fakat bu sefer, yani bizim en azından canlı hatırladığımız tarihe bakarsak, ilk defa hem işin üretim arz tarafı hem talep tarafı durdu. Hani İngilizce sudden stop diyorsunuz ya, ani duruş. Hakikaten öyle. Sanki birisi saat durdurdu. Durun bakalım, bir iki ay geçsin gibi bir moda girdik. Tabii abartıyorum, kısmen öyle. Peki ondan sonra biraz da işin tabii hemen devletler, merkez bankaları, hazine otoriteleri ekonomik bir çöküşte olmasın diye olağanüstü tedbirler almaya başladılar. İşte Amerika'da Fed başlattı, Avrupa'da ECB, bütün merkez bankaları. Bir parasal genişleme, parasal genişleme. Onun üstüne mecburen yavaş yavaş mali destekler de gelmeye başladı, mali politikalardan, maliye politikalardan. Nereye gideceğini görmüyoruz. Fakat merkez bankaları devreye girdiği anda acaba bizim finans camiası, finans sektörünün alemde de insan merak etmeye başlıyor. O gözle bakmaya başlıyor. O gözle bakınca da görüyoruz ki bugün yaşadığımız kriz eski krizlerden, yani çok eskiye gidersek işte kitaplara konu olmuş, filmlere konu olmuş. 1929'daki Amerika'daki Büyük Buhran, o düzelmesi 10 sene sürdü. Ondan sonra en son 2008'de birçok dinleyicimiz seyirci hatırlayabilir, hatırlamıyor. 2008'deki büyük finansal kriz. Arada iri ufaklı bir sürü krizler. Biliyorsunuz krizlerin frekans ve büyüklüğü gittikçe artıyor. Maalesef böyle bir çarpık bir yapı var finans sisteminde. Çok benzer tarafları var. Bir,
O dönem mesela 2008-2009 yıllarında görevim gereği çok uluslararası bu kriz toplantılarında bulunma durumunda oldum. Herkesin hemfikir olduğu, yani dünyanın hemfikir olduğu bir şey var. O da şuydu. Bu krizin tek kelimelik sebebini söylemek gerekirse borç, aşırı borç demek lazım diye. Hep aşırı borç. Aşırı borç. Her türlüsü. Hane halkı borcu, şirketlerin borcu, finans kesiminin borcu, kamunun borcu. 1929'un, 2008'in ve bugün de yaşayacağımız kötü günlerin ortak paydası bu aşırı borçlanma maalesef. O bakımdan bu sefer farkı değil. Sonuçları inşallah tahminimiz doğru çıkmaz ama global düzeyde biraz daha tahripkar olmaya başlayacak. Çünkü bakın 2008'in dibinde dünyadaki global toplam borç 168 trilyon dolar. Rakamı hatırlıyorum çünkü onu çok yazıyorum sağa sola. 168 trilyon dolar toplam. Amerika, Çin, Türkiye, Almanya, Fransa hepsi. Yani kişiler, şirketler, devletler vesaire. Dendi ki bu çok fazla. Çok fazla. Bu probleme yol açıyor. Batışları, iflasa yol açıyor. Sistemik etkisi olabiliyor. Dünya çökebilir. Bu borcu azaltalım. Şimdi bankacılık Basel kurallarına takviye getirildi. Basel 3 çıkartıldı falan. Gerçi bugün tekrar geri aldılar şimdi bu krizden sonra ama. Ve bankalar büyük oranda 2008 öncesine göre rahat kredi veremez hale geldiler. Sermaye zorunlulukları arttı vesaire. Bankaların kredi musluklarındaki gevşeklik giderildi. Fakat başka yer büyüdü fark etmediğimiz. Bankacılık dışı piyasada kredi üretmeye başladı. Yani şu an akla zarar bir şey. Amerika'daki bu yarın bir gün konuşulacak sıkıntı olunca. Ama ABD'deki en büyük konut kredisi sağlayıcı 2008'de bir teknoloji destek firması olan Quicken Loans diye bir firma. 2008'de bankalara teknoloji desteği veriyor, yazılım desteği veriyor. Ama içeride yaşıyorlar. Bakıyorlar ki bankalar kredi veremiyorlar. Sıkınıyorlar, sıkılıyorlar. Çünkü yeni kurallar geldi. Talep de var. Millet hani krediyi alacak, başkasının parası. Televizyon alacağız, gömlek alacağız ya, harcayacağız, tüketeceğiz. Ya dediler biz bunu bankacı platformla bir yerden para toplayıp kredi versek mi diye iş kollarını değiştirdiler kısmen. Ve şu anda Amerika'daki en büyük konut kredisi sağlayıcısı geçen sene itibariyle hala yaşıyorlar bilmiyorum. 168'i büyüdü. AEF'e bakarsan 250'yi geçti. Ama bizim hesabımıza göre bu ya yani geçen Aralık ayı itibariyle veya Kasım ayı itibariyle 280 trilyon dolara vardı. 300 trilyon dolar. Bu dünyada. Yani dünyanın dünyalıya borcu. Çünkü dünya toplam GDP'si 80 trilyon dolar civarında. 80 küsur. Şimdi düşecek biraz. Toplam servet 150 etmiyor. Gerçek fiziki servet. 300 trilyon dolar bir borç. Bu ödenmeyecek bir şey. Şu anda bu krizi öyle başladık. Virüs dedi ki ben geldim merhaba borçlular diye kapımız çaldı. Şimdi maalesef bakıyorum hala çünkü yani düşünce yapımız öyle gelişti dünyada. Borcu borçla halletmek yolunu seçiliyor. Yani Amerika'da Fed'in yaptığına bakın. Bir devlet kağıtlarını alıyor. Tamam onu hep yapar. Özel sektör tahvillerini alıyor. Onu da biraz yapmıştı bankalarda 2008'de. Şimdi ETF'lere saklanmış batık özel sektör tahvillerini bile alıyor. Çöp alıyor yani. Kredi verdiriyor. Kredi yapılandırıyor. Kredi ötelettiriyor. Biraz da tabii işte evde çek gönlü. Biraz işini de mali tarafında yaptılar. Ama ağırlıkla parasal. Finans piyasaları. Kredi. Ve bu hızla giderse bu virüs salgını inşallah geçtikten sonra geriye dönüp bir hesabı yapmaya başlarsak toplam global borcun 280'lerden 300'ün çok üstüne çıkacağını öngörmek için kain olmaya gerek yok.
Herkes bunu yapıyor çünkü. Fed de yapıyor, ECB de yapıyor. Bütün merkez bankaları. Böyle bir yanlış yola girdik. Dünya olarak. Hocam sizce baktığımızda şimdi 2008'dekinden farklı olarak biraz daha mali politikalar bu sefer daha devrede. Yani o krizde özellikle Avrupa ülkeleri mali tedbirleri alma noktasında çekingen davranmışlardı ve İngiltere gibi bazı ülkeler kemer sıkma politikasına yönelmişlerdi. Veya Yunanistan gibi, İtalya gibi ülkeler biraz daha Avrupa Birliği kurumlarının zorlamasıyla bu kemer sıkmaya gitmişlerdi ama hani bu sefer biraz daha mali politikalar devreye girmeye başladı ama sanırım çok yeterli değil. Sizin de bahsettiğiniz gibi hala biraz daha parasallaşma üzerinden bir çözüm üretiliyor. Sizce bu hani kısırlığa neden olan sebep ne? Yani niye bu politik anlamında bir yere takılı kaldık ve o çıkmazdan, o çıkmaz sokaktan bir türlü yolumuzu bulamıyoruz? Tabii mali politika girdi ulaşım ama yani bakın nasıl girdi daha çok? Vergi ertelemeleri, geçici vergi prim hafları, Almanya'ya falan da bakın yani. Onun dışında sağlık harcamaları, sağlık ve belki biraz lojistik sektörüne yapılan harcamalar dışında sağlığa devlette para aktarıyor mecburen. Onu bir parasal mali genişleme sayabilirsem. Çok büyük bir şey yok. Biraz daha var tabii dediğin doğru 2008'e göre. Çünkü ya dükkan kapalı. Bu, hani senin kredini öteliyorum ben deyince bu teselli olma insana. Açınca ne yapacağım diyor. Ama sana ben işçin için para vereceğim, maaşını öde, sigorta primini affettim, işte belgini sonra verirsin falan deyince bir gerçek nefes aldırıyor. Bu böyle çünkü bakın 1980'lerden bu yana, o zaman Amerika'da Başkan Ronald Reagan, sonra Margaret Thatcher İngiltere'de, 1930'larda atılan, İkinci Dünya Savaşı'nda işte Bretton Woods vesaire anlaşmalarla global platforma taşınan bir finans sistemi 80'lerden sonra bozuldu. Hakikaten bozuldu. Yani kriz olmayan bir 50 sene 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadı dünya. Ciddi kriz olmayan. Yani petrol krizlerini falan saymıyorum. Ama ondan sonra bir anda gülüm keten elva. Finans sektörü hep bir problem kaynağı olmaya başladı. Bakın buradaki hata şu. Hemen herkes merkez bankalarına bakıyor. Yani bir sıkıntı çıktı. Merkez Bankası bizi kurtar. Faizi indir, faizi arttır. Enflasyonu şöyle yap, böyle yap. Kriz çıkıyor. Merkez Bankası hemen parasal genişlemeye gitti. Herkes Merkez Bankası'na bakıyor. Merkez bankaları sanıldığı kadar güçlü kurumlar değil artık. Yani piyasalar daha güçlü. Bu fark edildi 30-40 yıldır. O yüzden dikkat ederseniz hep finansal istikrar odaktır. Finansal istikrar, financial stability. Ne demek o? Finans piyasaları çalışsın. Likidite kurumasın. Bütün regülasyon, bankacılık, sermaye piyasası düzenlemeleri bilerek bilmeyerek hep bu istikrarı, piyasanın sağlığını, finans piyasasının sağlığını korumaya yönelik düzenlemelerdir. Dolayısıyla bir sıkıntı çıkınca önce aman istikrar bozulmasın, sistem çalışsın diye Merkez Bankası para vere git dönüyor hadise doğal olarak. Ama bu işte problemimiz bu aslında biraz da bu. Yani şimdi belki bunu konuşmak için erken diyeceksiniz. Tam kriz ortamında sokağa çıkamıyoruz. Virüs salgını tam kontrol altına alınmadı. Finans sisteminin konuşmanın zamanı mı diyebilir bir sürü insan. Tam zamanı. Hani maçta bağırıyor da seyirciler ya tam zamanı tam zamanı şimdi diye. Çünkü geçince kafalar biraz rahatlayınca bunları konuşmayız. Rahat günde insanoğlu rahat iş yapmaya çalışır. Köklü değişimi düşünmez. Şimdi tam zaman. Yani artık soğumanın vakti geldi. Bir de bazıları nihayet okuyorum tabii şimdi vaktimiz çok olduğu için dış basını takip etmeye çalışıyorum. Mesela örnek vereceğim. Finansal istikrar. Okey tabii ki önemli. Ama
arkadaş yani bir diyelim ki kötü örnek olmazmış. Birisi bir sistem kurmuş. Hırsızlık sistemi, hırsızlık. Herkesi soyuyor çaktırmadan. Dijital bir dünya diyelim. Ama onun o büyümüş çok sistem. Makro ekonominin önemli parçası olmuş. Sistemik parçası olmuş. Şimdi istikrar için o sistemi yaşaması lazım mı? Lazım. İstikrar için. Ama o sistemin olmaması lazım baştan. Hırsız adam ya. Yani hırsız istikrar için önemliyse onun hırsızlığa devam etmesi anlamsız. Hatta biraz düşününce insan şunu varıyor, şu sonuca varıyor. İstikrara aşırı düşkünlük istikrarsızlığın sebebi oluyor günün sonunda. Yani İngilizce yani diyorsunuz ya siz, in the long run we have unstable equilibrium. İstikrar yapacağım deyince aslında muhtemel egzojen veya endojen senin bilmediğin, istikrar paketinde olmayan faktörleri atlamış oluyorsun. Bir anda insanlar bir böyle hayal görmeye başlıyor. Faizler sıfıra indi. Biz de kredi alalım, biz de ev alalım, bir ev daha alalım, bir araba daha alalım diye öyle hurra bir üforya başlayınca aşırı borçlanma coşkusu. Finansal istikrar bunun neresinde? İstikrar kitabında bu yazmıyor. Hocam 80'lerden önce bankacılığın özellikle de yatırım bankacılığının oldukça böyle sıradan, keyifsiz ve heyecansız bir meslek olduğu söylenir. Evet. Ama bu sektöre ne zaman heyecan gelmişse, yani sizin de bahsettiğiniz gibi yani hem Reagan hem de Thatcher'ın o neoliberal dalgasıyla birlikte bu sektör belki daha heyecan duyulan, insanların yapmak istediği, çok fazla para kazandığı bir sektör haline geldi ama bir taraftan da krizler daha sistematikleşti gibi görünüyor. Evet. Vallahi heyecan kim duyar? Bir para kazanan heyecanlanır. Para kazanıyorsa, finans mühendisi bunu yapıyor. Biz de biliyorsunuz 2002 senesinde Türkiye'de ilk finans mühendisliği programını kurduk. Yani nasıl Kayseri'li sözün meclisten mesela eşeğe yeşil gözlük giydirip saman edilmiş ya ot diye. Biraz onu yapmayı öğretiyoruz. Fakat şöyle, yani 300 trilyon dolarlık bir borç, aşağı yukarı 400 küsur trilyon dolarlık bir toplam değer, yani borç, artı hisse senetleri, artı ufak ufak türevler vesaire, nasyonel değer demiyorum, o 700'leri geçti. Reel ekonomideki akışlarla, yani duran değerle, servetle ve akan değerlerle açıklanamayacak kadar büyük. Yani şöyle oldu bu. Finans sektörü kendi içinde oyun oynuyor. Alıyor, satıyor. Reel kesimle sokakla ilgisi yok artık. Yani o kısmının ilgisi yok. Bu niye var? Olsun. Tamam. Serbestlik var, demokrasi var, yapsınlar. Mesele o değil. Oradaki edilen reel kar, reel kesimdeki birisinin reel kaybı. Oradaki bir çöküş, istikrar bozulması demin bahsettik ya, reel kesim mahvediyor. Bugün bizim ülkemizde veya başka çok ülkede kredi bulamayan bir şirket yaşayamıyor. Çok az şirket var kredisiz beceren bu akıllı basiretti. Ya banka kredi verdi. Okey iyiyim. Vermedi bittim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bunu söyleyince tabii ki öyle olacak diyor herkes içinden. Çünkü öyle alışmışız düşünmeye. Banka kimin parasını kime veriyor? Ya ben çok önemli bir şey üretiyorum insanlar için, vatandaşlar için. Bir şey neyse mal veya hizmet. Çok iyi gidiyorum. Ama bir akılsızlık yaptım. Yatırımımı krediyle yaptım, banka kredisiyle. Şimdi banka da haklı, o da emanetçi. Onun da kuralları var. Diyor ki, arkadaş kusura bakma, bilanço baskısı var. İşte Basel kuralları var, şu var, bu var. Senin kredini indiremeyeceğiz. Finito fiesta. Böyle bir şey olabilir mi?
Yani o kredi alan da akılsız, veren de hesapsız. Yatırım için borç almak ne kadar doğal bir şey değil mi? Kredi diyor. Yani ekonomi kitaplarında finans demez, kredi pazarı der. Kredi, 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 kredi. Ya bunu sorgulamak lazım orada. Çünkü bunu sorgulamazsak hakikaten iş hani borç ödeyemedim, firma iflas etti ne olacak? İflas da serbest piyasanın bir olayıdır. Dert etmeyin demek de kalmıyoruz. Çünkü iş modelleri, iki tane burada sosyal insani yönü var. İş modelleri çok iyi olsa bile aşırı borçlu olan firmalar batıyor. Herhangi bir kriz ortamında. Ve böyle bir empirik bir log tutarsak dünya genelinde batan veya el değiştiren mecburen şirketlerin, yani reel kesilmek şirketlerin %98'i aşağıda, 97 küsürü borcunu ödeyemediği için batıyor. İş modeli iyi olmasına rağmen. Çünkü sana kredi veren taraf senin iş modeline bakmıyor ki aslında. Senin o parayı ödeyip ödeyemeyeceğine bakıyor. Sen ne kadar önemli bir iş yapıyorsun. Reel olarak sistemik önemin var piyasa için, ekonomi için. O kredi verenin konusu değil. Bunu bir şekilde anlamak lazım. Çok borç çok doğal, kredi almak çok doğal. Yani bir iş yapacağız, bir startup. Hocam nereden para bulacağız diye geliyor gençler. İşte startup, kuluçka merkezleri, bir bankaya tanıdık var mı? Bölge müdürü, genel müdürü falan filan. Bir bankaya baksak bize bir proje kredisi. Hemen banka akla geliyor. Değil mi? Yani işte bunu sorgulayınca diyor ki bir sürü insan, diyebilir ki, dediklerini tahmin ediyorum. Adam hangi çağda yaşıyor ya? Yani şimdi bugünlerde krediye dayalı büyüme konuşulur mu? Tabii ki öyle büyünür. Para kredidir. Değil mi orada? Öyle sandığımız için bir türlü bu sarmalı kıramıyoruz. Değil. Eskiden değildi. Yani bugün başarılı firmalar. Bakın ya, en zenginlere bakın. Microsoft'lara, Apple'lara, Google'lara, Warren Buffett'lara. Bunlar bankadan kredi alarak yatırım yapmadılar. Sıfır kredi. Sıfır, bir değil. Ortaklık, sermaye piyasaları, siz senedi. Hepsi böyle. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri finansın doğru yazıldığı bir yer esasında her şeye rağmen. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika bir süper ekonomik güç olduysa, bankacılık falan yoktu Amerika'da, hikaye. Sermaye piyasaları vardı, borsa vardı. Amerikan halkı borsaya ortak oldu şirketlere. Şirketlerin karı, yani bugün mesela düşünün, Amazonlar, büyük firmalar, şimdi isim veriyorum belki doğru değil ama dünyanın en büyük firmaları diyeyim. Büyük servetler üretiyorlar. Halka açıklar. Bunu halkla paylaşıyorlar. Yani Amazon'un veya şu anda Apple'ın banka kredisi vakti geldi, eyvah temennete düşeceğim diye bir endişesi yok. Olamaz çünkü o kadar kredisi yok. Ya aklın yolu bu. Peki hocam, ben unutayım. Yani siz bunları son çıkan kitabınız Good Finance kitabında da bu konuya çok değindiniz. Yani orada bu borca dayalı finans sisteminin aslında bir çözüm olmadığı, tam tersinde sorunun kendisi olduğu ve daha çok sermaye piyasaları aracılığıyla biraz daha ortaklığa dayalı finansman modellerinin daha fazla gelişmesi gerektiğinden bahsettiniz. En azından bu gibi bir krizle karşılaştığı zaman şirketlerin bundan çıkışı daha kolay oluyor. Yani ampirik sonuçlar da bize bunu söylüyor. Ama baktığımız zaman dünyaya, yani gelişmekte olan, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri bir tarafa bırakalım. Hani biz de hep söylüyoruz ya, sermaye piyasasının derinleşmesi lazım ama bir türlü olmuyor. Avrupa'da bile sermaye piyasalarının gelişmişliği bir Amerika ile kıyaslanmayacak kadar geri durumda. Evet. Yani bu sermaye piyasalarının biraz daha ikinci plana atılması ve şirketler tarafından daha az kullanılır olmasını neye bağlıyorsunuz hocam? Çok şeye. Yani hakikaten bu trend doğru. Onu biraz açayım istersen.
mesela halka açık firma sayısı, bu işin yani anası babası olan Amerika piyasalarında bile 2000'den sonra azaldı. Yani 1980'de 14 bin tane halka açık firma vardı. Bugün Amerika'da halka açık firma sayısı 5000'in altında. Firmalar kaçıyor borsalardan. Çok Avrupa'da böyle. Ama dünyada bunun iki istisna var. Bir tanesi Çin, bir tanesi Japonya. Ve akıllı davranıyorlar. Oradaki halka açık firma sayısı gittikçe artıyor. Çin devletinin politikası bu konuda bayağı bir etkili. Onu bir şekilde başka zaman konuşmak nasip olsa konuşuruz. Kaçıyorlar borsadan çünkü bu bir kere borsadaki fiyatlamalar gerçekten koptu. Gerçek hayattan. Mesela şu anda gözüme çarptı. Economist dergisi var ya, İngilizlerin çıkarttığı Economist. Yeni başlık Dangerous Gap diyor. Şu anda görüyorum. Dangerous Gap, fark. Yani real ekonomi ağlarken, can derdindeyken borsalar bir düştü, toparlanmaya çalışıyor. Yani ne oluyor gibi bir şey koptu. Bugün toplam borsa ticaretinin gelişmiş borsalarda %90'ı ya algoritmalarla yapılıyor. Çoğu bunların hızlı frekanslı algoritmalar. Veyahut da ETF denen, ne olduğu belli olmuyor. Ne olduğu belli de ne işe yaradığı belli olmayan paketlerle yapılıyor. Yani gerçek fiziki elinde kahveyle enter tuşuna basmak vakti olan bir yatırımcının şansı yok borsalarda. Ve o robotlarda, algoritmalarda bir alışveriş yaparken baktıkları şey firmanın kim olduğu, kim sahibi olduğu, ne iş yaptığı, karlı mı zararlı mı, o değil. Çok az bakılıyor. Asıl işlem bilgisi. Yani kim kaç kişi hangi fiyattan alıyor, kaç kişi hangi fiyattan satıyor. Yani trading teknoloji bilgisi. Ona bakıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Yani reel değerden, ekonomistlerin ekonomide bahsettiğimiz o temel değerden tamamen kopuk, onu umursamayan bir fiyatlama var. Yani fiyat değer eşitliği diye bir şey kalmadı. Bir iş adamı cesaret göstermiş, yatırım yapmış, araştırma yapmış, geliştirmesini yapmış, bir ürün, hizmet üretiyor. Yıllarını vermiş. Sonra diyor ki ya ben diyor borsaya gideceğim diyor. Benim değerimi robotlar belirleyecek. Yok ya diyor. Dursun orada diyor. Bir de buna karşılık bir sürü otoriteye zırt pırt rapor vereceğim. 50 bin tane bürokratik süreç var. Bir de bir laf edeceğim. İşte Elon Musk'ın başına geldiğini görüyorsa adam bir laf ediyor. Hemen SEC biliyor SEC'sine. Rahat konuşamayacağım. Ben yokum diyor. Borsacıya randevu vermiyor. İstemiyor borsaya gitmeyi. Haklı sebeplerle. Ama ne kadar kötü bir şey bu ya. Oraya gitmeyince ne çaresi var? Ben kredi bulmak. Ya tahvil çıkartıyor veya bankaya gidiyor. Yani regülasyonlar da borcu çok kolaylaştırdı. Çünkü bugün Türkiye'de bile bir tahvil çıkarmak isteyen bir firmanın doldurması gereken form 3 sayfaysa, halka açılacak, açılmak istiyor sermaye piyasasına, borsaya 103 sayfa doldurması gerekiyor. Zor. Bir. İkincisi, borcun maliyeti, faiz, masraf sayılıyor vergi açısından. Her ülkede. Düşebiliyorsun vergiden. Ama faiz nedir? Borcun maliyeti. Yani sana borç verenlerin, borç veren yatırımcının getirisi faiz. Matematiğe bakarsak. Ben borç vermedim, sana sermaye koydum, sen ortağınım, hissedarım. Bana kar payı verirsen düşemiyorsun vergiden. Ya kafadan bu faizin vergiden düşülebiliyor olması, kar payının düşülebiliyor olması, bu eşit olmayan muamele, vergi kanunları açısından ya borcu daha ucuz yapıyor. Yani finansal gözlükle daha cazip yapıyor, rakam daha küçük oluyor. Bir. İkincisi, borç vereni alacaklıyı koruyan 50 bin tane kanun var. Ticaret kanunundan başlayın. Bankacılık kanunu, borçlar kanunu, icra iflas kanunu. Şirkete ortak olanı koruyan bir sermaye piyasası kanunu var. O da o diğer saydığım kanunlar yanında mahkemelerin gündemine bile girmiyor.
Yani hem borç hem ucuz. Hem borç veren devlet hukuk koruyor. Sonra borç niye büyüyor diye merak ediyoruz. E bir de 10 yıldır faizler 17-18 trilyon dolarlık özel tahvilde Batı Avrupa'da ve Uzak Doğu'da negatif getiri var. Amerika Merkez Bankası faizi sıfıra doğru yaklaştırdı. Değil mi? Sıfır küsürlerde şimdi uzun vadeli 10 yıllık faizler. E borç sıfır faizli oldu. Bir de şu furra oldu. Ben bir şirketim Amerika'da halka açık. Şirketim. Sıfır faizle şirketi borçlandırıyorum veya çok düşük maliyetle. O parayla gidip şirket hisselerim geri alıyorum borsada. Share buyback diyorsunuz ya. Hisse geri alımı. Hiçbir operasyonel faydası olmayan, yani bir yerden şirket borçlanıyor. Bir de finans ve borsadan hisse senedi geri alıyor. Yani yatırıma falan gitmeyen bir şey. Ama borç duruyor orada. Bir de böyle bir gaz geldi borsalara. İşte bunlar böyle yapılan şeyler niye oluyor diye merak ediyoruz. Hatta merak dahi etmiyor. Çünkü bu böyle. Bugün mesela bizim ekonomimiz bütün ekonomiler olduğu gibi krediye dayalıdır. O yüzden bankalar çok önemli. Tabii ki çok önemli bankalar. Ama bankanın işi mevduat toplamak, kredi vermek. O yüzden bir tek bankaya da bağımlı olursan bir tek krediye bağımlı oluyorsun. Yani sistem, regülasyon, hukuk, anlayış. İnsanlar da şimdi fazla derin konulara girmeyeyim, ekonomi konumuz. Böyle bir tüketme hevesinde bu virüs ders olacak mı diye konuşuyor bazı büyüklerimiz, bizden daha yaşlı olanlar ama ufacık virüs göz görmüyor. Ekonomileri sarsıyor. İnsanları korkutuyor. Tüketim şeyi de var dünyada. İnternet sağ olsun çok işimize yarıyor. Hele bu devirde ne kadar işimize yarıyor. Ama herkesi görüyoruz abi. En zengin ne giyiyor, ne içiyor, ne yiyor, nerede geziyor, hangi arabası ne marka, biz de hevesleniyoruz. Heveslenince gelir yetmiyor. 5.000 lira maaş var. Ne yapacağım? Banka bana kredi kartı vermiş 15.000 lira limitli. Bir de tüketici kredi faizleri indi. Bir de şimdi kriz var. Bankalar iyice düşecek faizleri. Herkese kredi verecek. Alayım bari bir araba da alayım, bir gömlek de alayım diye. Tüketim furyası da var. Bu da hep bunu gaz veren faktörler. Dolayısıyla benim hayalim yani hemen başka bir konuya girmeden biz kendi ülkemizde bu krizi fırsat bilip güzel bir şey yapalım. Şimdi devletimiz hakikaten bayağı başarılı oldu. Hem sağlık yönetimi açısından hem bir sürü paketler açıklanıyor. Yani diğer ülkeyle karşılaşırsak içimiz rahat. Fakat yine yanlış yapıyoruz. Yine kredi odaklı destek. Herkesin yaptığı gibi. Ya bu devirde özellikle KOBİ'lere, küçük şirketlere, KOBİ'le, küçük orta boy şirketlere ki Türkiye'nin ekonomisinin can damarı onlardır. Can damarı onlardır. Tamam 3 milyon KOBİ var ama bunun belki 10-15 bin tanesi, 20 bin tanesi bilmiyorum. Sistemik öneme haiz bunlar. Ya olmazsa, o KOBİ olmazsa büyük şirket de yok. Çünkü ona ham madde veren, yedek parça veren, onun müşterisi olan KOBİ'ler büyük şirketlerin. İstihdamın çoğunu KOBİ'ler sağlıyor. Ya şu KOBİ'lere yeni kredi değil, kredi ödemek değil, devlet sermaye koysun. Ne güzel olur. Yani şirketlerin, küçük şirketlerin bilançoları kuvvetlenecek. Bu kriz sonrası yurt dışından talep geldiğinde bize Türkiye'den, Çin'e alternatif bazı sektörlerde olur inşallah. Sağlam bir bilançoyla banka kredi ödeme telaşı olmaksızın şöyle bir dünya arasına çıkalım diye hayal ediyorum. Fırsattan istifade. Çünkü bakın merkez bankaların para basması çok doğru bir şeydir. Eğer karşılıklıysa, karşılığı varsa. Karşılıksız para basmak derler ya enflasyonist. Gerçi enflasyon olacak bir hal yok çünkü arz durmuş. Talepten vazgeçtim. Enflasyon olmaz ama karşılıksızlık karşılıklı para basar merkez bankada. Altın karşılığı basar. Alacak karşılığı basar. Ortaklık karşılığı basar. Yani karşılığı varsa bire bir veya bire eksi fark etmez. Merkez Bankası'nın para hacminin büyütmesi doğrudur. Enflasyonist olmaz. Bugün hiç olmaz. Yani şöyle bir Çin'in yaptığı gibi. Çin ne yapıyor Shenzhen borsasında? Küçük firmalar toparlıyor.
onlara bir kurumsal yapı, bir düzey getiriyor. Halka açılma uygun hale getiriyor. Shenzhen'de halka açıyor startupları. 10 startuptan 9 tanesi ilk 9 ayda batıyor. İşte doğası bu. Ama arada bir içeriden bir tane Alibaba çıkıyor, bir şey çıkıyor arada bir. Şu anda binlerce firma bu şekilde direkt ortaklık formülü üstünden halka arz yapılıyor Çin'de. Sonra onlar büyüyünce Şangay'a, işte Hong Kong'a falan geçiyorlar veya başka piyasalara. E biz de bunu yapalım. Ama şunu da kırmak lazım. İş hayatında başarısız olmak ayıptır şeyinden kurtulmamız lazım. Yani 10 startup'ta, startup nedir yani, bir girişimci, cesur adam ya. İki tane genç, üç tane genç bir araya geliyor. Bizim gibi. Şu işi yapalım diyorlar. Tutmayabilir. Ayıp değil. 10 girişimden bir tanesi başarılı olsa, hatta istatistik şu Nurullah Hocam, 100 girişimden 4 tanesi başarılı oluyor. 4 tane. 96 tanesi güme gidiyor. Vay be, görüyor musun? Adam halka açıldı, paralar gitti. Gidecek ya. Bu cesaret göstermek zorundayız. Çünkü o zaten gidecek. Ya böyle gidecek ya kredi alıp gidecek. Daha büyük gidecek. Yani bu ekonomiye maliyeti varsa o maliyet böyle daha minimum oluyor. Bunu da kırmak lazım. Yani benim bırakırsan çok konuşurum ben Nurullah. O yüzden sen bana arayın. Farklı bir soruyla konuyu açmaya çalışayım. Şimdi bir süredir 2008'deki krizden sonra önce Japonya sonra da Avrupa Birliği negatif faizi denediler. Ama elimizdeki veriler, yapılan çalışmalar bunun çok da fazla böyle ekonomik aktiviteyi canlandırdığını göstermiyor. Hatta ciddi bazı yan etkilerinin olabileceğini ve olmakta olduğunu bize gösteriyor. Ancak şimdi son dönemlerde piyasalarda, küresel piyasalarda hem Fed'e hem de İngiltere Merkez Bankası'nda da ya bu negatif faizi bir de siz deneseniz belki işe yarar baskısı var bu koronavirüs kriziyle birlikte. Gerçi iki merkez bankasının başkanı da geçen hafta yaptıkları açıklamalarda hani kapıyı tam kapatmasalar da ya şu an bu ajandamızda değil dediler. Yani sizce aslında cevabı biliyorum ama hani biraz görüşlerinizi de öğrenmek istiyorum. Bu negatif faizin yan etkileri işi daha da kötüleştirir mi? Yani çözüm olarak ortaya çıkan şey aslında dünyayı daha kötü bir bilinmeze doğru sürükler mi diye bir endişem var benim. Evet. Size benzer bir endişeyi paylaşır mısınız hocam? Paylaşırım çünkü sıfır faiz iyidir. Bedava para, sıfır faiz. Birçok bakımdan. Ama negatif faiz, yani o faiz rakamı R, İ ne diyorsak, yanına eksi bir sayı yazdığımızda kitaptaki ekonomik modellerin hepsi çöküyor. Ya bir eksiye bölüyorsun bir şeyi veya sonsuzla çarpıyorsun veya sıfıra bölüyorsun falan filan. Bütün o para politika modelleri eksi rakam görünce oraya saçma sonuçlar veriyor. Bir kere ekonomistleri sevdiğim için hani kafaları karışmasın diye negatif olmasın faizlerim en azından çıkamazlar işin içinden. Fakat negatif faiz şu demek. Ben sana 100 lira para veriyorum, sen bana 3 yıl sonra 95 lira veriyorsun. Negatif. Japonya'da epeydir öyle. O yüzden kasa işi Japonya'da, fizik kasa işi çok büyük iştir. Kasa almak istersen evine bir 3 ay falan bekliyorsun halde. Çok talep oluyor Japonya'da. Ama zaten bakın Amerikan Merkez Bankası Fed zaten negatif sonuç itibariyle, yani neticedeki etki itibariyle negatif faiz yaşıyor. Hele şimdi daha çok yaşayacak. Neden? Şöyle, aldığı bir sürü satın aldığı krediler, tahviller batacak bir kısmı. Yani Fed o işten zarar edecek. Negatif faiz, efektif olarak negatif faiz yapmış olacak aslında piyasaya vermiş olacak. Negatif getiri diyelim. Fakat bugünler mesela Amerika'da enteresan bir şey. Bu Fed bu destek paketi açıkladıkça finans sektörü bir böyle bir havaya giriyor. Şubat ayının başından bu yana Amerika'da duymuşsunuzdur belki de 560 milyar dolarlık yeni 560 milyar dolarlık yeni özel sektör tahvil ihracı oldu.
alan rahat oluyor. Çünkü nasıl devlet baba, Sam amca arkamda alacak bunları diyor. Batmaz diyor. Böyle bir de ahlaki bir ne derler, bir riski var orta yerde. Bugün mesela tahvil alanlar bu çok düşük sıfır faizlerden çok pişman olacaklar. Para kaybedecekleri kesin. Para kaybedecekleri kesin. Hele hele birkaç yıl sonra enflasyon 3-5 gelirse biraz çok büyük orada çöküşler olacak. Ama bütün bu hesaba kitaba rağmen 560 milyar dolarlık ki artıyor bu rakam. Ya batık bir kahve zinciri tahvil çıkarttı 40 milyar dolarlık ya. Ve bunu aldı piyasalar. Yani bu benim aklım çok yok ama bunu açıklayamıyor. Çok akıllı olmaya gerek yok. Demek ki şöyle bir rahatlık var. Günü gelince Fed nasıl bunu da alacak, kurtaracak bizi. Valla bir şey olmaz. Mevduat sigortası gibi. Banka batmaz. Banka batar ama benim param batmaz. Negatif faize zihniyet yani kavram olarak, matematik olarak pek aklımız basmıyor Nurlar'cığım ya. Basıyor mu? Yani modelde tutmuyor. Yok hocam yani. Ya şimdi negatif faiz büyümeyi uçurması lazım. Uçurmuyor. Çünkü birileri kaybediyor. Ya zaten hocam şöyle görüyorum ben. Bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu bir noktada. Yani iki tip bir belirsizlik var. Bir tanesi sağlık kısmıyla ilgili. Yani bu virüsün ne zaman biteceği veya ikinci bir dalga yapmayacağı ile ilgili bir belirsizlik var. Öteki taraftan şirketlerin durumuna dair. Yani kepenkler tekrardan açıldığında gerçekten o kepenkler açılabilecek mi? Buna dair bir belirsizliğin olduğu bir ortamda siz bankaları negatif faizle korkutsanız dahi hani kredi ver diye piyasaya onlar bu işe çok fazla gönüllü olmuyorlar. Olmuyor. Zorladığınızda bu sefer garanti müşterilerine yöneliyorlar. Büyük müşterilerine. Zaten sizin de bahsettiğiniz gibi onların paraya falan ihtiyacı yok. Ya da yani bulabiliyor. Londra'ya gidiyor. Evet. Hatta Atıf Mian ve Amir Sufi'nin yakın zamanda bir yazdıkları makalede şu ön plana çıkıyor. Yani bu işin rekabeti öldürdüğünü, büyük şirketleri daha fazla ön plana çıkarttığını, küçükleri ise tamamen sistem dışına gittiğini ve rekabetin olmadığı bir yerde de büyümenin gerçekleşemeyeceğini bahsediyorlar. Kesinlikle. Yine o Atıf Mian'ın makalesinde birkaç kişi daha ona atıf yaptı, uzattılar işi biraz. Dikkat ettiysen şöyle bir tespit de var. Bu servet dağılımındaki eşitsizlikle artan borç miktarı çok birbirine korole. Beraber büyüdüler 80'den bu yana. Çok doğal. Bakın ben zengin bir insanım. Çok para kazanıyorum. Amazon'un sahibiyim. Onun bunun sahibiyim. Tüketeceğimi tüketiyorum. Reel sektör yatırımlarımı yapıyorum. Hala büyük servetim var. Fazla para nereye gidecek? Tasarruf edeceğim. Nereye gidecek? Finans piyasalarında. Finans piyasaları da ağırlık da kredi enstrümanları, borç enstrümanları. Faizli. Şimdi yani finans piyasasına tasarrufu sağlayan zengin. Borçlanan kim? Zengin olmayan. Orta ve alt gelirli. Yani diğer insanlar. 190-195. Dolayısıyla borçlanan, borç verene devamlı servet transferi yapıyor değil mi? Ödüyor faizini. Dolayısıyla gelir dağılımındaki bu eşitsizlik daha da bozuluyor. Yani bu zenginin kötü adam olmasından, fakirin iyi adam olmasından falan kaynaklanmıyor. Yani sistem böyle kendi kendini besliyor. Ama bu servet dağılımındaki eşitsizlik de çok tehlikeli. Yani 2019 senesinde Forbes listesine bakarsak en zengin 26 kişi, 2018'de 85'ti. En zengin 26 kişinin toplam serveti dünyanın fakir yarısı olan 3.8 milyar insandan daha fazla. 26 kişi. Yani o hani adam kesen biçen krallar devrinde böyle eşitsizlik yoktu tarihte. Şimdi var. Şimdi çok zengin, parası çok, ne yapacak? Kasaya koyacak hali yok. Ve bankaya yatırıyor veya hisse senedi alıyor veya tahvil alıyor bir yerde. Yani piyasaya yolluyor, finansa yolluyor parayı. O da dönüyor dolaşıyor. Kredi, üretimi, tasarımı kolay bir enstrüman olduğu için kredi şeklinde fakirlerin üstüne çıkıyor. Bugün Amerika'da ortalama ailelerin %80'i
insanların 80'i borçlu ölüyor ya Nurullah. Borçlu. Ya konut kredisi borcu var, ipotek borcu var, ya araba borcu var, ya öğrenci borcu var. Bir borcu var yani. Yani hayat borç ödemeyi için çalışmakla geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunun, bu iyidir ya, bu böyle abi, ne yapalım, değiştirmeyelim diyebilir mi insan? Böyle değildi ama. Yani 30 yıldır bu iş böyle. Yani 80'lerde başlayan zihniyet değişimi, 90'lardaki finans teknolojisi, internet geldi, şu oldu, bu oldu. Biz de finans mühendisi programını kurduk. Nasıl yapılır bu işler, öğretiyoruz insanlara bol bol. Böyle furra gidiyor, heyecan veriyor senin dediğin gibi. Heyecan verici hale geldi. Ama çok heyecan iyi değildir ve biraz sakin olmak lazım. Zaten davranışsal iktisatta da yapılan makaleler hocam, yapılan araştırmalar yani çok da fazla tüketmenin mutlulukta getirmediğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ya şu anda evden çıkmıyoruz değil mi? Çıkma maçları dikkat edin. Çıkamıyoruz mesela. Bugün yasak sokağa çıkma yasağı var İstanbul'da. Birisi gelse kapımın önüne 1 milyon lira nakit para bıraksa çok sevinecek miyim? Hemen gidip harcayamayacağım. Yarın da harcayabileceğimi bilmiyorum. Yani kıymeti kalmadı fazla. Öyle değil mi? Ama virüs gittikten sonra inşallah unutacağız bunları ya. Yani biz aslında kendimiz kendi öz kültürümüze, öz değerlerimize biraz refere etsek var ya, çok rahatlayacağız. Onu beceremiyoruz. Lafını ediyoruz da şu finans sisteminde o işi beceremiyoruz. Çünkü esasını atlıyoruz. Yani kredisiz dünya olmaz gibi bir, yani sabah gözümüzü kalkınca kredisiz dünya olmaz diye başlıyoruz. Yani doğru değil. Peki hocam, şöyle bir şey var mı? Şimdi yani hep şu tartışılıyor. Yani bu koronavirüs dünyada bazı trendleri daha belirgin hale getirecek ve ciddi kırılmalara neden olacak. Örneğin işte küresel değer zincirlerinde bölgesel farklılıklar gerçekleşebilir. İşte üretimin doğudan tekrardan farklı bölgelere yayılması vesaire. Bu işte Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere belli avantajlar sağlar gibi de çeşitli argümanlar var. Evet. Ama sizin de belirttiğiniz gibi hani bu tip böyle avantajları elde etmek için öncelikle işte finans sistemini yeniden dizayn etmek gibi kalıcı reformlara da ihtiyaç var. Ama siz ülke olarak bu reformlara başladığınızda bu aynı zamanda belli bir süre düşük büyümeyi kabul etmek anlamına geliyor. Çünkü bu reformlar belki sizi ilk başta biraz daha diğer rakiplerinize göre daha yavaş hareket etmenizi, daha temkinli davranmanızı getirecek ama uzun vadeli etkileri çok daha pozitif olacak. Sizi uzun vadede bu sefer ön plana çıkartacak reformlar ama hani ülkeler bunu biz şeyde de gördük, 2008 krizinde de gördük. İlk 2 yıl 2010'a kadar bu reform yapma iştahı yüksekti. Ama baktı ki işler toparlanıyor gibi. Sonra G20 ülkelerinin neredeyse hemen hepsi bu reformlara 2 sene sonra ara verdiler ve işler tam tamamlanmadan süreç bitmiş oldu. Yani evet. Acaba yine bu dönemde de benzer bir şey olur mu? Yani ülkeler o reform yapmak için o sabrı göstermeyebilirler mi? Vallahi katılmıyorum ona. Tabii öyle olacak. Senin öngörün doğru. Ama o sonucu kabul etmiyorum. Niye etmiyorum? Artık teknoloji var. Dijital dünya var. Mesela düşün ki bir an bir hayal kuralım. Biz geçen sene Merkez Bankamız marifetiyle bir dijital para, yani Merkez Bankası'nın çıkardığı dijital para yapmış olsaydı. Hani Çin Merkez Bankası uğraşıyor bugünlerde ya, bu virüs araya girdi ama yaparlar bu sene tahmin ediyorum veya seneye. Onlar da Alipay'a karşı bu işi yapıyor. Neyse, sebepler bizi ilgilendirmez. Olsaydı şu anda, yani Merkez Bankası'nın dijital parası, dijital TL diyelim. Bu COBİ'lere, ihtiyacı olanlara para transferi için bankacılık süreçleri, Ankara'nın bürokratik süreçleri gerekecek miydi? Geceden sabah plase edilirdi para. Çok daha kolay olurdu. Olurdu, artık böyle. Yani bu düşün, bu teknolojik yeteneği, muhtemel yeteneği diyelim. Sen bir de regülasyona getir. Ya artık internet güçlendi.
Yani bu süreçlerin uzun olması gerekmiyor. Bak toplantı yapıyoruz ya şimdi. Belki de İstanbul dışında bütün insan dinliyor bizi. Mümkün değildi eskiden bu. Yani bu çok arkaik, demode örnek oldu belki ama bu böyle. Dijital dünyada böyle. Zaten paranın %95'i dijital biliyorsun. Yani olmayan, fiziken olmayan para. Banka parası. Ya çok şey yapılabilir. Sermaye piyasaları. Binlerce, milyonlarca insanın katıldığı bir yer. Yani blockchain gibi herkes blockchain, block zincir falan diyor. Onlara söylemeyeceğim ama o tür kapsamlı ulaşım platformlarıyla neler yapılabilir? Ya biraz gençlerin hayali tutarsa, yani bu reformlar ya şimdi uzun sürer, bir iki sene büyümeden ödün veririz. Fikrine o yüzden katılmıyorum. Akıllı doğru yapılırsa o da olmayabilir. Velev ki olsun, razı olmak lazım ya. Akıllı olmak bir günlük işte, yarın düşünen insan akıllıdır. Yapılır bence Nurullah Hocam bunlar ya. Yapılması lazım. Kriz ortamları da aslında en müsait, çünkü insanlar dinlemeye kulakları açık. İyi günde dinlemiyor herkes. Yani kahve içiyoruz. Lalalem konuşuyoruz. Şimdi dinliyor insanlar. Dinliyorlarsa çakalım yapalım, yürüyelim bu işi. Yani. Diye düşünüyorum. Peki hocam, sizin girişimcilik tarafınızı da bildiğim için son sorumu oradan yöneltmek istiyorum. Yani ilerleyen dönemde, önümüzdeki günlerde demeyeyim de aylarda, yıllarda Türkiye'nin ticaret anlamında, hem iç ticaret anlamında hem de bu işi dışarıya taşıma anlamında, ihracata taşıma anlamında, özellikle hizmetler sektörü başta olmak üzere imalat sektörü, size ne gibi avantajlara sahip olabilir? Ne gibi fırsatlar önüne çıkabilir ve hani bu fırsatları değerlendirmek için hangi adımların atılması daha makul gözüküyor? Evet. Nurullah'cığım, girişimcilik tarafım eski, çocukluğumdan beri ben pazarcılık bile yaptım ufacık. Rahmetli annem bana tüccar derdi. Ama birkaç girişim battı. Benden sonra, benden önce nesi fark etmez. Batanların hepsi borca girdiği için battı, söyleyeyim ben sana. Yani hayatımın empirik gerçeği de söylediğim o hani dünya için olan lafları destekliyor. Onu kenara attık. Valla şu an bir işe kalkışacak olduk. Bir kere bakıyorum, Türkiye'nin kriz, bu virüs salgını sonrası bir avantajlı şekli olur mu? Olur. Çok mantıklı. Yani bizim bir kere coğrafi konumumuz süper ya. Bu bir Amerikan eski başkanımızı, bir yakışıklı adam var, neydi ismi ya, Ronald Reagan'ın başkanımızıydı. O bir fonun başına geçti, Türkiye'ye gelmişti, Türkiye'ye para yatıralım falan diye. Bana soruyordu o zaman, ne yapalım, Ankara'da görevliyim o zaman. Duvarda dünya haritası var. Dedim bak, dünya burada. Diyelim ki biz hep beraber toplandık, Ay'a gittik. Bütün insanlar toplandık, bindik uzay gemisine, Ay'a gittik veya bir yere gittik. Dönüyoruz parça parça. Önce nereye yerleşirsin dedim. Nereye inersin dedim. Hangi ülkeyi istersin? Hangi coğrafyayı istersin? Baktı. İstanbul dedi. Türkiye dedi. Tamam, anlaşıldı. Aldı mesajı, gitti adam. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Coğrafi konumuz avantaj. Yani Türk Hava Yolları'nın reklamlarına bakın. Bilmem kaç yüz tane ülkeye 3 saatte ulaşıyoruz. Doğru. Ama tarımın önemi ne kadar anlaşıldı şimdi? Tarım, gıda. Yani arabasız yaşarız ama ekmeksiz, susuz yaşayamayız oğlum. Buğday lazım. İklim değişikliği var. Yani bu virüs gibi değil. Virüsü aşı buluruz, gider. Ama iklim değişince aşısı falan da yok. Ona dikkat almak lazım. Yani iklim değişikliğindeki değişikliği öngörülü bir tarım politikası şart. Tarım üretimi. Ticari tarım demiyorum. Kargil'den bahsetmiyorum. Güzel gıda üretmek. İki, teknoloji iyi kullanan imalat. Yani diyorlar ya, katma değerli mallar. Yani çok kişi anlamıyor demek oldu. Teknolojiyi kullan. Başkasının yapmadığını yap. Ya daha iyi, çok daha iyi yap veya farklı bir şey yap. Bunu yapalım. Tekstilde bile bizim, tekstil iyi bir sektörümüzdür. Ham madde dışarıya bağımlıyız. Teknoloji dışarıya bağımlıyız. Marka üretemiyoruz. Yapmayalım bunu. Yani tarım ve teknoloji odaklı sanayiye gidersek, bir de finans sektörümüzü biraz aklın yolunda terbiye edersek, ben inanıyorum ki güzel olur ülkemiz için.
Çok güzel olmuş. Bir soru cevap faslı olacak mı Nurullah, bu dinleyenlerden yorum? Ses gelmiyor. Nurullah Hocam, sesinizi alamıyoruz. Pardon, bir 5-10 dakikamız kaldı. Eğer yorum soru cevap varsa almak ister misiniz? İzlediğiniz hocam, hocalarımıza ve öğrencilerimize soralım. Hocalarımıza, öğrencilere sorsan. Hocalar biliyor zaten bu işi. Evet, şimdi söz dinleyenlerde, konuyla ilgili olarak Vedat Hocamıza sormak istediğiniz bir soru varsa mikrofonu açarak veya yazarak sorumuzu sorabilirsiniz. Hocam Kerem Alkin. Kaçıncı sınıf öğrencisiniz siz Kerem Hocam? Efendim hocam? Kaçıncı sınıf öğrencisiniz? Kaçıncı sınıf? Hocam 55'e merdiven dayadık ama hala öğreniyoruz değerli hocam. Çok küçük hocam. Şunu soracağım. Japon Maliye Bakanlığı geçen hafta Japonya'nın dünyaya mal olmuş 500 şirketi için bu şirketlere önümüzdeki dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımı ilgisi olması halinde kendisinin bu konuda ön gözlemi ve denetimi olmadan bundan sonra Japon şirketlerine yabancı sermaye yatırımını hemen doğrudan izin verilmeyeceğini söyledi. Yani böyle bir bu new normal denilen süreçte, yeni normalde böyle kısmi bir yeni korumacılık anlayışının izlenimleri görülüyor deyip hemen kapatıyorum mikrofonumu. Evet. Hocam doğru söylüyorsunuz. Çin'den korkuyor herkes. Çin'den korkuyor herkes. O Çin Seddi'ni zamanında yapmışlardı. Bir sebepleri vardı herhalde. Değerli hocam, ben de müsaadenizle bu istihdam tarafını gündeme getireyim. Yani bu hizmetler sektörü... Ben misiniz sadece? Kimsiniz? İşte Mehmet Babacan, kusura bakmayın. Mehmet hocam, tamam. Evet, yani şimdi tabii finansı, reel sektörü ve aralarındaki o The Economist'in kapağına da atıf yaparak söylediniz. Bu açıklığı da konuştuk. Ve Nurullah hocam en son işte 1-2 sene biraz bu işin incelemesini çekeriz ama uzun vadede bir şeyleri değiştirmek lazım deyiverince ben de aklıma bu istihdam tarafı da geldi. Yani o arada istihdam ne olacak? Diyelim ki böyle bir değişim patikasını benimsedik. Vallahi çok önemli. Neden? Bakın tekrar 2008'e gideceğim. 2008'de dünya çöküşten kurtarıldı, şu oldu, bu oldu falan filan, herkes güzel güzel konuşuyor. İşsizlik bir ara arttı orada. Tekrar hemen toparladı Amerika'da. Gerçi bu sefer çok farklı oluyor bu iş. Fakat herkes şunu düşünmüyor. O krizden sonra, 2008 krizinden sonra işini kaybeden veya geliri düştüğü için sağlık sigortası olmadığı için sağlığa ulaşamayan on binlerce insan, Amerika'da sadece on binlerce insan intihar etti. Şimdi bu Amerika'da virüste ölü sayısı, bu korona virüsü, bu COVID-19 yüzünden dün akşam 30 bini geçti diye ahvah ediyorduk. Kötü, yazık, tamam. Ama bir de böyle bir kriz sonrası sosyal travma oluyor. İşsizlik. Evet hocam, işsizlik. Yani işsizliği çözmek şart. Gerekirse yani enflasyon denen hayali kötülük, işsizliğin yanında kıymet harbisi yok bizce. Gerekirse işsiz insana iş bulana kadar helikopter parası vermek bile bence okeydir. İşsizlik çok önemli. Yani insan evine ekmek parası götürecek. Ama çözümü de katma değerli, teknoloji odaklı iş kollarına girmek. Olan şeyi yapmak. Yani Çinli'nin yaptığı, Macarlı'nın yaptığı aynı şeyi yapıp da fiyat pazarlığı yapmak, akıllı tüccarlık olmaz. Onun yaptığından daha iyisini yapacağız veya daha ucuz yapacağız veya başka bir şey yapacağız. Uzun vadede bunu çözmenin yolu da işsizliği bence üretimi büyütmek. Bankacılığı büyütmek değil. Bilmem söyleyebildim mi? Evet. Teşekkürler hocam. Estağfurullah. Nurullah hocam, öğrencilerimiz de var aramızda ama herhalde bir soru gelmiyor henüz. Muhtemelen çok iyi anlaşıldı. Sayın hocanın bir sorusu var.
Avrupalı birçok aracı kurumdan müşterilerine TL'nin kalıcı olarak işleme kapatıldığına dair yazılar gidiyor diye. Ben duymadım hocam açıkçası da. Hani işin aslı astarı var mı zannetmiyorum. Sizin bir duyumunuz var mı hocam? Evet hocam. Yok, olsa da ne olacak ya? Bugün kafa yarın açar ya. Takılmıyorum. Ercüment TL dolar swaplarda swap operasyonlarında Londra'da spekülatif pozisyon almayı, yani vadeli spekülasyon yapmayı arzu etmiyoruz ya, yapmalarını arzu etmiyoruz. Evet. O yüzden bir işi zorlaştırdık. Ama yapmak isteyen hala yapar ve yapıyor. Yani oysa bir dedikodun doğru olacağını zannetmiyorum ve bunlar beceriksiz aracı kurumlar. Yani. Tuyan sorunu sorabilirsin. Mikrofon açıp. Hocam merhaba. Merhaba Tuyan hocam. Sesim geliyor mu? Hocam saygılar öncelikle. Bu etkinlik için de teşekkürler. Hocam benim sorum şu şekilde olacak. Krediye dayalı büyümektense ortaklığa dayalı büyümeyi tercih ettiğinizi belirtmiştiniz hocam. Benim evet. De o noktada merak ettiğim şey şu olacak. Yani kredi veren kuruluşların beklentisi ana parasını ve faiziyle geri almakken ortaklık yoluyla yani fonunu sağlayacak olan kişilerin portföy yatırımcılarının beklentisi de ya gelecekte bu yatırım araçlarını daha yüksek bir fiyattan satmak veyahut da temettü gelire elde etmek evet. olarak evet. gözüküyor. Şimdi hocam bu evet. noktada aslında beklentiler benzer gözüküyor. Tam olarak nasıl bir fark var acaba? Biraz açabilirseniz çok sevinirim. Vallahi şöyle bir fark var. Maalesef bu borsa yatırım algısını da bozuyor. Yani borsaya güven kalmadı falan filan. Bir sürü şirket geldi. Çerçöp oldu gibi söylemler de var. Hocam fark şu. İki tane şey söyleyeceğim. Bir işin hukuki bildiğiniz muhasebe gerçeği. Borç veren alacaklığın önceliği var. Önce alıyor faizden parasını gidiyor. Geri kalan her şey az veya çok ortakların. Bu kar payı olabilir, değer artışı olabilir, fiyat artışı dediğiniz gibi hepsi olabilir. Dolayısıyla ortakların bu bugünkü hukuki formatta üstlendiği risk daha fazla. Dolayısıyla bir şirketin hisse senedine yatırım yapanın borç verenden daha çok bir yüzde getiri beklemesi gayet doğal. Şimdi bu oluyor mu? Hocam merhaba. Bu oluyor mu diye soruluyor. Oluyor. Bakın hemen bir rakam vereceğim. Yine Amerika'ya gideceğim. Tarih daha uzun olduğu için. Amerika'da 1927 senesinde, yani buhran öncesi 1927 senesinde borsaya yatırılan, avaraj bir fona yatırılan 100 dolar 2018 sonunda 400 bin dolar oluyordu. 400 bin dolar. 100'den 400 bine. Yenileye gidiyorsun. Ama aynı 100 doları hazine bonosuna veya hazine tahviline yatırsaydın bonoda 100 doların 2000 oluyordu. Tahvilde 7000 oluyordu. Yani böyle borsalar uzun vadede böyle büyük bir getiri primi vermiş. Vermesi gerekiyor zaten. Bizim borsamızda veriyor. Ama bizim borsamızda maalesef herkes endekse bakıyor. Endeks denen şey bizim Borsa İstanbul'un hesapladığı bizim borsamızın performansını göstermiyor. 1'e 5, 1'e 3,5 yanlış gösteriyor, eksik gösteriyor. Borsanın karlı yatırım olduğunu vatandaş bilmiyor. Ben de bilmiyordum. 2 yıldır boş kaldığım için öğrendim hesap yaparak. Bunları yapmamız lazım Ercüment Hocam, Tuyan Hocam. Hocam merhaba. Ben de bir soru sorabilir miyim? Bu arada hocam ben öğrenciyim. Onu da belirtmek istedim. Mevlüt. Ben iyi öğrencilerimizden bir tanesidir. Ne okuyor Mevlüt? Ekonomi okuyor. Çap yapıyor hocam. Hocam karışıklık olmasın. Ercüment bizim öğrencimiz. Şimdi araya ikidir giren Mevlüt hocam. Mevlüt hocam sen misin? Evet benim. Benim hocam. Mevlüt hocam ama kendini söyle. Ercüment Tuyan öğrenci miydin hoca mıydın? Ercüment Tuyan öğrenci hocam. Öğrenci mi Mevlüt hocam? Ben hocayım hocam. Mevlüt Tatlıyer. Herkes öğrenci diyelim. Devam edelim. Hepimiz öğrenci hocam. Doğru söylüyorsunuz. Hocam ben şunu merak ediyorum. Şimdi baktığımız zaman kısmi rezerv bankacılığında içinde bulunduğumuz aslında likiditenin çok büyük kısmı ticari bankalar tarafından üretiliyor kredi verilerek.
Yani evet, bu evet. Böylesi bir yapıda şirketlerin tamamıyla öz ya da çok büyük tamamıyla veya çok büyük oranda likidite bazında öz kaynaklarına yaslanması pek mümkün görünmüyor. Bunun için yani tam istediğimiz, arzu ettiğimiz tarzda bir öz kaynağa bağlı, öz kaynak eksenli işletmecilik için %100 rezerv bankacılığı tarzında bir yapıya geçmek gerekmiyor mu? Ya gerekmiyor. Geçişse bence daha uygun olur ama gerekmiyor. Neden gerekmiyor? Bakın, bankacılık sisteminden para dışarı çıkmıyor. Bugün bir şirket ortaklığı açsa kendini, halka arz yaparak mesela, ona para verenlerin parası nereye gidecek? Şimdi bir bankaya gidecek. Ya bu kadar basit bir şey bu. Yani onu ikame etmiyor, yerine geçmiyor. Banka ilave mevduatta yine başkasına kredi versin istiyorsa. Ya bunu söylemek çok çok ilkel geliyor insan ama bu kadar basit gerçeği atlıyoruz maalesef. Dolayısıyla rezerv bankacılık kısmı veya full rezerv merkez bankacılığı çok önemli değil. O önemli istikrarsından ben full rezerv işine gönüllüyüm. Olabilir gibi geliyor. Yani bu ortaklık anlayışının gerçekten ne olduğunu atlıyoruz Mehmet Hocam ya. Yani bir sürü kötü örneğe bakarak sonuç çıkartıyoruz. Büyük bir kaybı yol açıyor bu. Büyük bir kaybı yol açıyor. Ticarette becerememek, batmak gayet doğaldır. Bir firma batıyorsa bu ekonomiye bir yüktür. Ama batacak. Ama o firmanın borsada batması daha az maliyettir ekonomiye. Bunu bu hesabı doğru yapması lazım insanlar. Yok borsa mağdurları, bilmem ne, SPK ne yapıyor, herkes konuşuyor. Boş konuşmalar. Yani o bizim büyük derdimiz. Ben de bunu kendime bu yaştan sonra misyon edindim. Her yerde söyleyeceğim. Bir öğrencimizin bir sorusu var. Ben biraz soruyu değiştirerek de soracağım. Daha komplike hale getirmeye çalışacağım diyeyim. Şimdi bu dönemde çok fazla işte kamulaştırma konuşuluyor veya işte mali politikalar daha fazla devrede. Tabii bu beraberinde hem devletin ekonomideki ağırlığının artması demek, bir taraftan da kamunun bu sefer borç altına girerek mevcut borcunun daha da artması anlamına geliyor. Yani borcu kamu aldığı zaman bu aynı riskleri taşımıyor mu? Yani sizin o reel sektör ve hane halkı için dediğiniz şeylerin aynısı kamu için de geçerli mi? Yani burada kamunun bu işi borca dayalı bir şekilde finanse etmesi ne kadar sürdürülebilir? Vallahi borca dayalı şekilde finanse etmesi için bütün riski kamu taşıyor. Yani hepimiz taşıyoruz. Ama biraz da sermaye enjeksiyon yolu ve finanse etmesi kamu riski şirkete paylaşıyor aslında. Yani halkın net menfaati de orada esasında. O hani welfare ekonomisinde yaparsa, hesap yaparsanız da doğru yaparsak ortaklık yolu destek olması devletin çok daha toplam menfaati uygun bir şey esasında. Matematiği doğru kurgularsak. Fakat kesinlikle yani bazıları böyle anlıyor. Bir kamulaştırma, devletin payı artsın ekonomide, tövbe. Öyle bir şey kastetmiyorum. Geçici bir şey. Hani şey vardır ya, private equity, özel sermaye şeyi. Şirkete girer, 3 yıl, 5 yıl durar, birkaç yıl durur, gider. Yani devletimiz de şu veya bu şekilde bu şirketlere yaparsa, yani benim hayalimde var tabii ama ortak olarak private equity mantığıyla, ben bugün geldim, birkaç yıl sonra gideceğim, seni halka arz edeceğim, seni satacağım gibi, o niyetle girmesi lazım. Yoksa yani her YouTube kullanıp adam atamakta falan bu işle baş edemeyiz. O modeli kastetmiyorum ben. Yani sadece abi çok zalim para hesabı yapan private equity'ci gibi girecek. Diyecek ki ben sana sermaye koyuyorum, borçlarını kapat, işi çıkartma 6 ay. 3 lirada sana ekstra işletme sermayesi, teknoloji yatırım yap, yürü. İyileş, büyüt, karlı ol. Ben de karınma devlet olarak hissemi satacağım, gideceğim. Bu arada vatandaşın. Yani bunu çok net söylemek lazım. Yoksa her şey devlet alsın. Çünkü biz serbest piyasaya inanan insanlarız. Serbest ticaret olması lazım. Ama kapitalizm o hale geldi ki
serbest piyasa sadece lafta var. Yani hukuki düzenlemeler, yasal düzenlemeler vesaire serbest piyasayı bozdu. Azınlık lehine bir asimetri oluştu. Biz bu kalksın istiyoruz aslında. Serbest piyasa tabii ki hem matematiğe anlamlı hem de bizim kültürümüze uygun bir şey. Serbest. Yani devletin, istemiyorum devlet ekonomide. Kimse istemiyor. Mesaj alınmıştır. Hasan Hocam, sorunuz biraz uzun. Yanlış aktarmamak için eğer müsaitseniz siz sorabilir misiniz hocam? Hangi hocamız o? Hasan Dinçer hocam. Size merhabalar. Merhaba Hasan hocam. Soruyu kısaltmaya çalışacaktım ama biraz birbiriyle bağlantılı olduğu için hocam sözlü ifade etmek de belki daha sağlıklı olabilir dediğiniz gibi. Hocam şimdi finansal kaldıracak konuşuyoruz derslerimizde de. Yatırımcılar da finansal kaldıracak çok dikkat ediyorlar. Şimdi biraz toplantıya geç katıldım ama başından itibaren şöyle bir hızlıca anlamaya çalıştım konuyu. Hocam şimdi ortaklıkla büyümek veya işletmelerin sürekli olarak sermaye piyasası kaynaklarının özellikle öz sermaye dayalı kaynaklar büyümesinin önemli olduğunu altını çizdiniz. Evet. Bu çerçevede finansal kaldıraç negatif veya azalma yönünde bir eğilim sergileyecek. Bu da öz sermaye karlılığı üzerinde bir azaltıcı bir etki yaratacak. En azından algı bir yönünde. Şimdi yatırımcıların bu öz sermaye karlılığının düşüşü yönündeki algısını pozitife çevirebilecek veya yeni bir politik oluşturabilecek bir strateji de izlemesi lazım işletmelerin. En azından mevcut yatırımcıları koruyabilmek veya yatırımcı sayısını arttırabilmek için. Bu yönde nasıl bir strateji revizyonu yapmak lazım? Bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum hocam. Azal hocam, bu çok söyleniyor ama bence çok çok eksik adımlı bir analiz. Şimdi finansal kaldıraç azalttığın zaman bir kere finansal masrafın azalacak. Bu yüzden senin operasyonel faaliyet gelirin azalmıyorsa zaten bu hisse senedi sahiplerinin lehine bir durum olacak. Tam tersi. O finansal kaldıraç formülünü kullanırken sanki aynı nispette, aynı yüzdede faaliyet kârı da azalacakmış gibi bir varsayımla direkt çarpıyorlar. Büyük bir yanlışa yol açıyor. Aynı karlılıkta reel yatırım varsa, finansal kaldıraç düştüyse tabii ki o bu ortakların büyük lehine olacaktır. Hisse sermayenin dönüş getirisi de o oranda yüksek olacaktır. Yanlış mı söylüyorum? Hocam şu açıdan ben değerlendirdiğimde yani bu tezin doğru olabileceğini düşünüyorum. Şimdi hissedarlar daha fazla risk alacağı için işletmeye ortak olduklarında borç verme faiz oranlarının veya getirisinin üzerinde bir getiri istenecektir. Evet. Yani böyle olduğu zaman aslında finansal kaldıraç doğru çalışıyor. Yani siz daha düşük maliyetle kaynak bulabiliyorsunuz dışarıdan. Evet. Acaba hocam hissedarlar gözünde öyle bir politika izlenmeli ki yani siz evet düşük maliyetle işletmeye ortak olmaya razı olun. Orta uzun vadede dönüşü yüksek olacaktır. Finansal kaldıraçtan da medet ummak aslında iyi bir politika değildir gibi bir algı da oluşturmak gerekebilir belki arka planda. Onu bir de marka değeri belki bu konuşulabilir hocam. Bakın finansal kaldıraç azaldığı zaman finansal risk de azaldığı için kalan ortaklar zaten daha az getiriyle tatmin olacaklardır. Yani borsa maliyet düşük, finansal kaldıraç geliyor, ortakların getiri beklentisi arttırıyor. O düşerse zaten risk de azalıyor. Yani net fayda olacağını düşünüyorum ortaklara, matematiği doğru kurgularsak. Bilmiyorum, söyleyebildim biraz karışık oldu ama. Onu bir ara konuşalım ya. Tamam hocam, teşekkür ederim. Günler geçsin de ben Medipol'a bir kahve içmeye gelirim. Konuş.